çoban çeker davarını, seher çalar da kavalını. Veli çoban çeker davarını, sahar çalar da kavalını. Veli çoban yari kim kaldırır vebalını?
Kilidi mülkü İslam'ın. Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Erzurum derbendi ehli imanın. Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Hacı Muhammed Lütfi Efendi Hazretlerinin köyü Alvar'dayız. Hacı amca, sizi tanıyabilir miyiz? Fazlı Türman. 80 yaşındayım. 85 yaşındayım. Hacı Mehmet Efe'yi mi söyleyeceksin? Efe Hazretleri'ni gördünüz değil mi? Gördüm, nasıl görmedim? Kendisinden icazet aldın mı? Almadım. Almadın değil mi? Almadım. Yaşım 18 idi, askere gittim. Erzurum'da. Gittik, gördük askere giden de. Gördük Efe'mi. Yoksa isteyeceğim Efe'mden. Efe'm Hazretleri'nden. Dedi ki, yaşlandım. Ne edecek, nasıl edecek? Dedim, bilmem. Hacı efendim, ben sana nokta vereceksin. Biz de çok rükt etmişiz efendim. Dedi ki, hala kalkın. Gidin lan buradan, su akır, çeşme akır. Şeyde, bahçede. Gidin abdest alın. Gel bana bir namaz kılak. Allah kafuru rehimdir. Tamam. Gittik, abdest aldık, namaz kıldık. Bırakmadı. Dedi evler yemeğimi de yiyin. Ondan sonra biz de 5-10 adam buradan geldik. 30 kaç kişiydi? 5-10 adam gittik. Askere gideceksiniz. Askere gideceğiz. Efendim evlatları görmeye haber. Bırakmadı. Yemeği de yedirdi. Suyun geçidini deliye yokladılar. Ben biraz daha bir şeydir. Anormalıdır. Değiller ki nüksa işte efendim. Afamdan nüksa istedik. Dedi yine gözlerim görmüyor ama çıkarttı. Birer pankolat para verdi. Bir pankolat bana verdi. Allah razı olsun. 5-10 adamdan kalktı hep gördüler. Dedi doğru gidin. Peygamber ocağına gidin. Doğru gidin, doğru gelin. Hasta giden sağ gelin. Bak Bismillah böyle dedi. Efendim pirlerine ben kurban olayım. Sayın seyirciler, Alvar Beldesi'ndeyiz. Köy imamı bugün emekli oldu. Tesadüfen piknik şölenine de katılmış oldu. Hocam sizi tanıyabilir miyiz? Ben Mehmet Selim. Evet. Hasankaleliyim. Evet. 29 yıldır imam hatiplik görev yapıyorum. Son görev yerim Alvar Beldesi'ydi. Burada da 8 yıldır görev yaptım. 8 yıl görev yaptım. Ve şimdi emekli oldum. Nasip olursa İstanbul'da yaşayacağım bu hafta. İstanbul'a gideceğim. Evet, burada en ilginç anınız ne oldu sizin? Çok önemli bir bende, evliyalar açısından. Evet, yani hemen hatırıma gelecek anı. Yani hatırlayamadım şu anı da nasıl? Evet. Nasıl olacak bilmem de. Yani çok güzel günlerimiz geçti burada. Efe Hazretlerinin himmeti, evet. Onun efendim manevi bereketiyle yaşadık. Her ne zaman böyle bir ufak bir stres ve sıkıntı içerisinde olduğum zaman Efe'min türbesine giderim, Fatiha'mı okurum, himmet isterim. Gerçekten Efe'm çok feyizli, muhabbetli bir şahsiyet. Ancak aynı Alvar'da yaşanarak görünür. Alvar üzerinde de Efe'min gerçekten Efe Hazretlerinin
büyük bir bereketi var yani. Bunu Alvarlı alabildiğince hisseder. Bir de Alvar'a gelen imamlar Alvar imamı sayesinde yani Efe Hazretleri sayesinde evet. Daha da bir efendim ünlenir, daha da bir kariyer kazanır yani. Evet, öyle. Çok önemli bir... Çok önemli bir şahsiyet. Evet. Köyden ayrılmak zor oldu. Elbette ki köyden evet. Ayrılmak benim için çok zor oldu. Hepsini çok seviyordum, seviyorum. Ayrılmak gerçekten zor oldu. Hayırlısı olsun, ne yapalım artık. Evet. Son olarak neler söyleyeceksin burada? Köy halkına. Doğu TV aracılığıyla köy halkına ne söylüyor? Birlik ve beraberlik içerisinde olun. Evet. Efe Hazretleri'nin dediği gibi sakın incitme bir canı. Yıkarsın arşı rahmanı. Evet, birbirimizi incitmeden sulh ve barış içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşayalım ki zaten Alvarlı bunu yapıyor yani. Evet. Alvarlı bunu yapıyor. Evet, çok sağ teşekkür olun. Ederiz. Çok sağ olun. Ben Alvar Belediyesi'nde Esaf Bozkurt, aynı zamanda belediye meclis üyesiyim ve torunumun sünnet olduğundan dolayı çok mutlu oluyorum ve çok neşeli bir günler oluyor. Allah hayırlı uğurlu etsin. Sağ olasın. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Azim Bozkurt, Erzurum Pasim Mekke'de yaşıyorum. Esaf Bozkurt. Evet, söyle. Torunuyum. Erkekliğe ilk adım attın. Ne hissediyorsun? Sevinç. Maşallah tam dedesinin töreni. Esaf abi şu anda bir sünnet töreni yaptınız. Bayağı bir gidip gelen kalabalık misafirleriniz var. Oldu evet. Biz de kısaca hem belediye meclis üyesiniz hem de Sulama Birliği'nin başkanlığını yaptınız. Bize kısaca böyle Alvar hakkında bilgi verir misiniz? Alvar Belediyemiz 1994 yılında kurmuştur ve güzel çalışmalarımız vardır, mevcuttur. Hizmetlerimiz vardır, elimizden geldi kadar ve hizmetimizi yapmaya talibat biz yani herhalde yani böyle vardır. Şu anda belediyeniz iptal oldu, pasiyelere evet. Bağlandı. İptal edilmesi sizce uygun mudur? Değildir. Burada bizim her evden 10 milyar gider olaydı, bizim belediyemiz yerinde kalaydı. Sevgili seyircilerimiz şu anda düğün töreninde, sünnet düğün töreninde Türk halk müziği sanatçımız Sayın Fethi Siverekli
bir parça seslendirecek. Açma zülüflerin yar yar, eller karşı. Senin zülfün benim, benim, benim değil mi? Bülbül figan eder, eder, güller karşı. O gül benim gülüm, gülüm, gülüm değil mi? Hele Babil'in taşlarım, bana yüksek uçar kuşlarım. Aklımı baştan aldım, o yarın bakışlarım. Aklımı baştan aldım, o yarın bakışları. Evet, sizlere çok çok teşekkürler ediyoruz. Çiniye vururuz. Evet. Sütü alırız, çiçeği oraya bir kaba başkayla koyarız. Onu şimdi... Kaymakla. Kaymakla. Evet, kaymakla yağ karıştırıyorsunuz. Hayır, yağ değil. Kaymağı karıştırırız, un tökeriz. Evet. Güzelce. Böyle karıştırırız. Evet. Kaynar, yağını kusar. Evet. Yapmatmazır. Çünkü... Yağ yok zaten, yağ kendisi hayır. Kaymak. Zaten kendisi kaymak. Evet. Kaynatakayın zaten yağını bir verir. Şöyle. Piştiğini buradan mı anlıyoruz? Evet. Arasında? Evet. Köylerde çok tercih ediliyor. Çok da lezzetli bir yemek. Evet.
Şöyle. Oldu. Şimdi. Şu an kayma kazınır. Evet. Hazır. Evet. Kaçarız tabaklarımıza. Evet. Kırdınız. Evet. Kaymakla onu karıştırırız. Evet. Güzelce oldu. Ya ortaya çıkınca pişmiş oluyor. Evet. Yani da ortaya çıktı. Pişmiş oldu. Çok lezzetli görünüyor. Çok yağıyla yemezse sırf bir parça yağında dökebilirsiniz tencereye. Evet. Özelliği yağlı olması biraz evet. Da. Şöyle sofraya koyması lazım mı? Evet. Çok güzel oldu, elinize sağlık. Afiyet olsun. Evet sayın seyirciler, Alvar'da gerçekten çok lezzetli bir kuymak yedik. Herkese öneriyoruz buranın kuymağı. Çok konuksever bir şekilde karşıladı teyzemiz bizi. Ellerinize sağlık, çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sevgili seyircilerimiz şu anda düğün töreninde, sünnet düğün töreninde bir Gazel Hanımız var. Muzaffer Bey burada düğün törenini renklendiriyor. Bize bir ilahi söyleyecek. Yine bu derdi der o. Bu derdi derunum ben narizare salduyoy ben narizare saldım. Ateş aldı onum zira aşkı yâre saldıyoy zira aşkı yâre saldıyoy ah can güzel oldu dediler kan ile dolduyoy dediler kan ile doldun bedenim gül gibi sordu bülbülümü hare saldı Şam-ı seher sabaya yalvarırım zül vefaya uyuy yalvarırım zül vefaya götüre bezmi safaya kalbimi diyare saldıyoy kalbimi diyare saldı ah lütfine güzel gözeldir lütfine güzel gözeldir
taş işi ezeldir oy. Muhinim kilem yezeldir. Menut biyaren saldı oy. Menut biyaren saldı. Güzel yarın var, ah lütfine güzel yarın var. Derun dilde zarı var oy, derun dilde zarı. Sen upiyaren saldı oy. Sen upiyaren saldı. Ankara beldesinde İshak Bozkurt köyünde sünnet yemeğindeyiz. Birazdan ekip arkadaşlarımız da gelecek. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Evet. Benim kardeşim. Burada çok güzel yemekler yedik. Evet. Bu yemekler yapması zor oldu mu sizin için? Ben hiç burada kaç şimdi bir onu yapıyoruz. Evet. Kaç kişi yemek yedi? Çok. Yüzler fazla. 150 kişi. 200 yediler. Evet. Tandırda mı pişirdiniz? Tandırda pişirdim. Zor olmuyor mu sizin için? Zor değil. Tandırda daha kolay. Değil mi? Tandırda yapmak daha kolay. Peki sünnetlerde ne gibi gelenekler var? Bunlar şey, kime getirir, sünnet getirir. Yani dişleri çevirir. Evet. Tebrikler, verirler, düğün yaptılar. Bunlar öyle 3-4 gün öyle geçir. Bu köyün gelenekleri mi? Evet, köyün gelenekleri. Sürekli yemek falan getirir. Evet, köyün gelenekleri. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Evet. Sünnet olan çocuğun annesisiniz. Evet. Burada sünnet gelenekleri nasıl, neler yapılıyor? Sünnet geleneğinde işte yemekler yapıyoruz. Yemekler olur, gelenekler olur. Evet, yemekler tandırda mı pişiriyor? Evet, tandırda pişiriyor. İlk çocuğun mu? İlk çocuğun. Evet. Onun dışında kaç tane olacak? 2 tane. Allah bağışlasın. Nasıl bir duydu? Vallahi güzel. Çok teşekkür ederim. Hacı amca, sizi tanıyabilir miyiz? Yani nasıl tanıyacağız hacı? İşte adınız, soyadınız, kaç yaşındasınız? Yaşım 80. Adım Halis Celeş. Soyadım. Evet. Hacı Halis. Anladın? Bu Alvar'da ben doğmuş, büyümüşüm, Alvar'da kalkmışım. Başka bir yerden gelmem değil, esas Alvar'da kalmışım. Mübarek zat, efemi gördünüz mü? Gördüm efemi. Efem, ben böyle cüz olurdu, harmanlardan karacığı toplardı, yıkardı evine, o kuşlara seferdi, kuşlar da gelir böyle konardı kuşlar. Efem, omuzlarına mı konardı? He? Kuşlar efemin omuzlarına mı konardı? Omuzlarına konar, başına konar, o mübarek ortada durardı. Biz de çocuk, aile gider bakardık. Gelir böyle kulaklarımızı tutar, çeker çeker, şama vurur giderdi, severdi. Severdi değil mi? Ama oğlunun yanında kaldım ben Seyfettin Efendi'nin. Evet. Erzurum'da mı kaldınız? Burada, Seyfettin Efendi burada da, burada, Erzurum'da da. Seyfettin Efendi'nin evleri var.
Evet. Ben de ona ortakçıydım. Beraber tohum eker, biçerdik, bölerdik. Evet. Anladın? Onun yanında yatardım, bakardım. Bir gün böyle bir taksiye, siyah taksiye binmiş, geldi bizim o muharmanın başında eyledi. Bana el etti, gel dedi, Seyfettin Efendi. Geldim, dedi, bindi bu taksiye, bindim. Sonra oldu böyle, gitti yokuşa. Gitti Hargın oradan, döndü, bir daha geldi. Amburda bak, ambur türbe var. Burada durdu, baktım efem türbeden doğru gelir. Elinde esası, cübbeciymiş. Bu efemi görmesiyle bu sayıları gitti. Efemi karşıladı. Ben de böyle el ettim, ambeli ettim. Hepsini yanında bakıyorum. Evet hacı. Dedi ki, dedi, Allah halis dedi, dedim buyur. Dedi, Ambu Ahmediye bana, Ambu elimdeki de sana, razı olur musun? Dedim ki, olurum. Bir, böyle açtı, bir avuç para, bozuk para bana verdi. Evet. Ahmediye'yi kendi aldı, Seyfettin Efendi. Efem vermiş. Tanıyabilir miyiz? Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dansıp bekliyoruz. Ben de Alvar'dan Sefa Bingöl ismi. Sefa Bingöl. Evet, Alvar'da Bingöller çok. Bingöller çok. Sefa Bey, kaç yaşındasınız? 27 yaşındayım hocam. Burada ne iş yapıyorsunuz? Burada çiftçilik uğraşıyoruz. Ayrıca ben öğrenciyim de yani. İşletmeyi bitirdim. İşletmeyi bitirdim. Şu anda yani. İş aşamasında. Sefa Bey, bize söyleyeceğin ilahi Alvarlı Muhammed Lütfi Efendi Hazretlerinden mi? Evet hocam, ondan seyreyle. Seyreyle güzel kudreti Mevlam, neler eyler canan canan. Seyreyle güzel kudreti Mevlam, neler eyler canan canan. Allah'a sığın adli Teala, neler eyler. Allah'a sığın adli Teala, neler eyler. Alemleri var eyleyen Allah'ı canan, alemleri var eyleyen Allah'ı alimdir canan canan. Gözler görecek mihri mu'ala, neler eyler. Gözler görecek mihri mu'ala, neler eyler.
Lütfi deri dergâh-ı ilahi den sebat et yolan kurban. Lütfi deri dergâh-ı ilahi den sebat et aman aman. Nazlı niyaz etapta temenna neler eyler. Nazlı niyaz etapta temenna neler eyler. Tanıyabilir miyiz? Ben Fasulye Köyü'nden Abu Bekir Bulut. Gölge yapmaya. Abu Bekir Bey, köyümüzde ne gibi sıkıntılar var? Çiftçi olarak ektiğiniz, biçtiğiniz, harcınızı, borcunuzu ödeyebiliyor musunuz? Vallahi şimdi harcımızı, borcumuzu desen, yani girdiler bahali, yakıt bahali. Mazot 4500-4600. Efendi geçsen bu tarafa gübre haç eder. Bu tarafa dönüysen hayvan satmaya hayvanın satılmış. Efendim kombine zayıf inerci 10 liraya kesilmiş. Daha aşağısına 8 liraya. İşte etli malın olursa, cün alırsa, bilmem ne olursa öyle etli malımızda her dediğimiz an olmuş. 5000 liraya faizsiz krediden aldığımız inek şu anda yarısına da satan, evet. Yani yarısına da gelir. Bizim karşısında vallahi ciddi de geri gidilir. O aldığımız kredileri de ödemeden çok da zorluk çekilir. Hiç ben böyle, yani bugüne kadar bu sıkıntılar var. Hükümetten bir talebiniz var. Ya hükümetten talebimiz işte bu hayvancılara bir ufak alasın. İthali keserse, hiç olmaz elimizdeki hayvan normalin üstünde satılırsa biz de sıkıntılarımızı gideririz, borçlarımızı rahatlıkla ödeme imkanına ulaşırız. Evet. Yani en sıkıntılı yerimiz mazot, gübre. Bunlar o kadar farklı ki, yani olursa da o kadar. Bundan birkaç sene öncesine kadar yine hayvan azıcık parlak edip adam gelir gideri karşılıyordu. Bugün karşılamış. Evet, ben size teşekkür ediyorum. ...1869 yılında Hasan Kale'nin Kındığı köyünde dünyaya gelmiştir. İlk ve diğer tahsilini babası Hacı Hüseyin Efendi'den görmüştür. 1891 yılında Hasan Kale'nin Sivaslı Camii'ne imam olarak tayin edilmiştir. 12 Mart 1956 yılında vefat eden Alvarlı Efe Hazretlerinin birçok eserinin yanı sıra şiirleri de mevcuttur. Erzurum kilidi mülki İslam'ın,
Mevla'ya emanet olsun Erzurum, Erzurum derbendi ehli imanın, Mevla'ya emanet olsun Erzurum demiştir. Bizde bana dediler ki sen işte kahakçara, bize karımıza vermez sesimize gelin. Evlerimize gelin, Erzurum'dan Alvar'a gelin. O da izin verdi. Erzurum'dan da gelirse dedi, askere gidiyorsunuz. Nizamiye'de bir nöbet tuttu. Allah kutsatıyor. Doğru gidin. Helal, helal kazanın. Helal, rahat gelirsin. Evet. Ben de biraz gittim. Her şeyden rahat. Biraz harama düştüm. Evet. Çay ocağına koydular beni. Evet. Ve harama yedim, ayağımı kırdım, canım. Hacım, ettiniz çayımı sen. Hacım derler ya. O evliyanın, evliyanın sözünü işte tutaydım. Tutmamışsın. Ama yine demek ki yetişti ümmetleri bana. Hazır. 15 günün içinde ayağım tuttu. Evet. Her işe girdim, her işe başladım. 86 yaşına başım da güzel. Demin dedin ki ben biraz deliyim. Deli. Tabii yani, babalarımız, dedelerimiz der ki geçme yiğitin delisin ya. Evet. Sen nenemi nasıl sevdin, nasıl ya aldın? Bize sevmemiş. Sevmedin, niye evlendin? Kurban olun. Ya ben bir evleneceğim. Allah öyle emretsin. Kaç tane çocuğun var? Şimdi hayatta 4 tane. Allah bağışlasın. Nereden? 3 tane de mehrim oldu. Allah rahmet eylesin. Abi. Köydeler mi? Bir de Erzurum'da, ikisi köyde. Allah hücrünü ömürler versin. Allah sizden razı olsun. Nenem durur mu? Durur. Nenem'e de selam söyle. Onun da Allah'ını öpüyorum. Allah sizden razı olsun. Senin derini öpüyorum. Doğu TV olarak biz sana teşekkür ediyoruz. Ben de size teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun ki onu gösterir ki. Allah sizden razı olsun. Sevgili seyirciler, şu anda Alvar köyündeyiz. Ben bu bölgenin insanıyım. Aşağı yukarı ben hepsinden, ben de çoğusunu tanıyorum. Burada geldik, güzel bir belgesel çekmeye geldik. Geçen hafta benim köyüme Avcılar'daydık. Bugün de Alvar'a geldik. Demek ki Alvar'ı daha çok seviyoruz ki buraya geldik. Sizden de. Şimdi zaten programımızın maksadı belgesel. Amca sen, hele bir söyle abi sen. Osman Kaplan ben. Alvar'dan Osman Kaplan. Evli misin, bekar mısın? Evliye. Yok. Sen çünkü düdük adamlar durmuyor. Allah hepsini hatırlatır. Ben de evliyim. Çok şükür. Ben de evliyim. Ben de evliyim. Belki sizin içinde Avrupa'da da güzel bir çek. Sesin güzeller vardır. Rahmet Resim Ateş. Benim dostum, arkadaşım. Beraber İstanbul'da geldik. Ben, sen, Nesmi. Evet, şimdi belki bize bir kazer. Hangi söyleyeceğiz? Evet, söylerim sen şey. Olsun. Ben de yine söylerim. Ben de bir Hayve güneş közü kalır, nurun Muhammed'in. Hiçbir şeker andırmaz, dadın Muhammed'in. Hiçbir şeker andırmaz, dadın Muhammed'in. Doğdum ben. Ümmetim dedi, ümmetin kaydı yedi. Şarap ziyaret koydu, sinin Muhammed'in. Şarap ziyaret koydu, sinin Muhammed'in. Bir alkış yap.
Ekrem ülke İslam'ın Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Erzurum derbendi ehli imanın, Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Erzurum derbendi ehli imanın, Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Gayret şecaetli erler var idi, Nisa-i Ricali hayadar idi. Edepli erkanlı bir diyar idi, Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Göl yerinde elbet sular bulunur, yine vardır diyor ümit olunur. Yine bugün bin bahaya alınır, Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Bugün yine bin bahaya alınır, Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Elhamdülillah metin İslamları var, fakire zayıfa ihsanları var. Gülbeyi gönülde imanları var, Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Esanetli erler vardır, hayır bereketli güzel diyardır. Seyretsem alemi bu aşikardır, Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Halleyleyen ulaması var, sefa bahşeyleyen füzalası var. Şöhret şiar yine kibriyası var, Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Seherlerde müezzinler nidası, halkalarda müvehhidler sedası. Ne güzeldir zikrullahi edası, Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Mevla'ya emanet olsun Erzurum.
seyircilerimiz, yanımızda yaşlı bir amcamız var. Amca sizi tanıyabilir misiniz? Evet, tanıyorum. Nasıl uçar? Alvar köyünde. Nasıl? Kaç yaşındasın? 75. 75. Nenem duruyor. Yok, evet. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Kaç yıl oldu? 12-13 yıl geldi. 12-13 yıl. Peki yalnız mı yaşıyorsun? Yalnız mı ya? Bir tane getirdim. Bir çocuk da var burada. Yeniden evlenmeyi düşünüyor musun? Valla ben de Rabbesin namazı yerine geçersin. Ben de bundan sonra da arkadaşlar. 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 Lazım değil de arkadaşlar. Belki neden sen bıraktı gitti. Niye sen aşağısın da dalmışsın? Artık neye sayarsan say. Bu şansın. Aklası değil mi? Neyle gel. Vuramamışsın. Adamı yok. Cenab-ı Allah nasip. Amin. Dede rahmetlik. Nenemli. Sevgin aldım. Yok sevmedim. Şükür görmedim. Allah'a emanet. Kaç gün aynı yastığa başlıyor? Babam fotoğraf çekip Allah rahmet eylesin. Cenab-ı Allah'tan da sana bir şey yapabilir. İnşallah sana her az günden bir şey yapabilir. Tamam. Arkadaş, hele bize bir 4 gün söyler misin bu hazretlerinden, bu kaderlerinden? 5 gün ya. Sen nasıl arvardın sen? İyi de arvardık da biz karametine buyduk. Bize kaderlerin sırası gelerek. Tamam. Karametine buyduk. Ben Doğu TV'lere sana teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Sağ olasın. Ben de senin gözlerinden öperim. Sağ olasın. Baba dostum. Seyircilerimiz, nakış köyünde tutulmamız devam ediyor. Yanımızda bir Kore azisi amcamız var. Sizi tanıyabilir miyiz? Tanıyabilir miyiz sizi? Yani tanıyabilir miyiz? Söyle. Sizi, evet, buyurun. Ne anlıyorsunuz? Siz gazisiniz herhalde. Neler söyleyeceksiniz? Çok işin adın diye ola o kadar değil. Gazi, gazi. Gazi, gazi. Oruççucu oldu. Evet. Oruççucundan sonra İçine bizim bu kabile kaldı. Bu kabile hanıza hanıza bize şey ettiler. Selmez ettiler. O şahitle falan içerisinde. Bizim böyle komutanı da güzel adam oluyordu. Erzurum'u Nezih Bey. O dedi ki bir orfan nereydi? Dedim ama Amerika'ydı. Getir Amerika'da, New York'ta. 3 gündü, 5 gün kaldık. Selmedim ben. O zaman bir daha gezince geldik böyle. Şeyler biz ben ister isterdim. Dediler nereye dedi sorayım ben. Dedim ben Japonya'ya dedim. Ben Japonya'ya dedim. Dedim Japonya'da 6 ay kaldım. Japonya'ya Japonya'ya baksın mı ben şey. İstanbul'un 3-5 bizi var ama. Camılay da var, Müslüman'da var. İtikatlay da var. Bunların bu gördüğümüz cep telefonlarını, bunların telefonlar yapıyorlar. Evet. Boz etmişler. Kore'de gazda oldunuz yani. Evet. Çok güzeldi. 6 ay kaldı burada. Evet, teşekkür ederiz.
Sevgili izleyicilerimiz, altından testi olsa susuz çeşmeden dolmaz. Yiğit ne kadar mert olsa düşenin dostu olmaz. Bir zamanlar bu çeşme gürül gürül, bazen cılız akıyordu. Buralarda birçok ilahiler söylendi. Birçok maniler, türküler burada söylendi. Birçok genç kızlarımız da burada sevdalandı. Genç kızlarımız evlendi. Ama şu anda çeşmemizin suya akmıyor. Demin dediğimiz gibi altından test olsa susuz çeşmeden dolmaz. Yiğit ne kadar mert olsa düşenin dostu olmaz. İşte çeşmemiz kendi kaderiyle baş başa. Çok zamanımız da yavaş. Daha çok dilekçilerim ama dilekçilerim şimdi mazur görün. Ben bir kilo tekrar Erna Bey'e var. Sevgili seyircilerimiz, şu anda sünnet olan çocuğumuzun babası Ekrem Bozkurt. Ekrem Bey, nasıl bir duygu? Tabii ki çok güzel bir duygu. Cenab-ı Allah her şey sana nasip etsin. Amin. Umarım daha iyi olur. Tabii toplumumuzda çok güzel bir adet var, o da sünnet törenleri. Biz de bundan bir şerefe nail olduk. Çok şükür, ne olursa çok güzel bir duygu. Teşekkür ederim size de geldiğiniz için. Hepinizin ayaklarına sağlık. Sevgili seyircilerimiz, Alvar beldesinde sünnet şölenine katıldık. İshak Bozkurt abimizin evinde misafir olduk. Şu anda misafirperverliklerini gösterdiler. Ekibimizi ağırladılar. Biz burada sizlerin adına ve Doğu TV adına İshak Bozkurt ve ailesine teşekkür edip saygılarımızı sunuyoruz. Doğu TV'den buluşalım. Leli çoban çeker davarını, seher çalar da kavalını. Leli çoban çeker davarını, seher çalar kavalını. Veli çoban yarın eller almış, kim kaldırır vebalını? Der edesine
Lele çoban beri için gel yar, senem ağa.